Hepinize günaydın benim güzeller güzeli öğrencilerim. Hızlandırılmış dünya tarihi kursuna hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki 40 hafta boyunca şu soruya cevap arayacağız. İnsanlar yaklaşık 15 bin yılda nasıl oldu da avcılık ve toplayıcılıktan? Hocam, hocam bu konu sınava dahil mi acaba? Sınavı da söylüyorum. Sınav bir dünya vatandaşı olarak yeterince bilgili, ilgili ve üretken olup olmadığınızı ölçecek. Okullarda, barlarda, hastanelerde, yurt odalarında ve ibadethanelerde yapılacak. İlk randevularınızda, iş görüşmelerinizde, futbol oynarken ve tweet okurken hep sınav sınavda olacaksınız. Ünlü evliliklerinden başka bir şey düşünebiliyor musunuz? Boş siyasi retorikle kolayca ikna olabiliyor musunuz? Hayatınızı ve toplumunuzu daha geniş bir bağlama taşıyabiliyor musunuz? Sınav işte bu konularda bir kanaat oluşturacak ve hayatınız boyunca sürecek. Bu sınav bir araya geldiğinde hayatınızı sizin kılan milyonlarca karardan oluşacak. Ve bu sınavda her şeyden ama her şeyden sorumlusunuz. O yüzden dikkat kesilin. İnsanoğlu sadece 15 bin yıl önce avcılık ve toplayıcılıkla yaşarken bugün uçakla uçuyor, internet kullanıyor ve 8-9 liraya çift köfteli çizburger yiyebiliyor. Nereden nereye? Müsaadenizle dönüp kendi kişisel yolculuğum üzerinden anlatayım ama önce kamera 2'ye dönelim. Merhaba kamera 2 yine ben çift köfteli çizburgerden başlayacağım. Bu çizburger 490 kalori içeriyor. Bu cheeseburgeri elde etmek için dana beslemek, yetiştirmek ve kesmek gerekiyor. Tabi sonra eti kıyma makinesinde çekmek, dondurmak ve müşteriye teslim etmek lazım. Ayrıca buğday yetiştirmek ve kraliçe 1. Elizabeth'ten daha beyaz olana kadar işlemek şart. İnekleri sahip sütlerini peynire çevirmek de cabası. Salatalık yetiştirip turşu yapmaktan, domates yetiştirmekten, tane hardalı çekmekten bahsetmiyorum bile. Gözünüzü seveyim. Böyle bir üretimi yapabilecek seviyeye biz nasıl geldik ve nasıl oluyor da ben bu 490 kaloriyi bu kadar çabuk alabiliyorum? Cheeseburger'e dönüşene kadar geçtiği işlemler düşünülünce 8-9 lira bu yemek için aslında iyi bir fiyat. Dahası böyle garip bir bolluk içinde yaşadığım için sevineyim mi yoksa korkayım mı bilemiyorum. Bu soruları sadece tarih bilgimizle cevaplayamıyoruz. Çünkü elimizde yeterince yazılı kanıt yok. Ama arkeoloji ve paleobiyoloji sayesinde tarihin derinliklerine bir bakış atabiliyoruz. Düşünce balonuna geçelim. 15 bin yıl önce insanoğlu avcı ve avcı toplayıcıydı. Avcı toplayıcılar meyve, ceviz, yabani tohum, ot falan topluyordu. Ayrıca avlanarak proteince daha zengin bir beslenme tarzı yakalayabiliyorlardı. Tabii önce öldürebilecek etli bir şey bulmaları gerekiyordu. Tesadüfe bakın ki tarih öncesi dünyadaki en yaygın avcılık faaliyeti açık ara balıkçılıktı. Tarihe baktığımızda hep deniz kenarına gidip oralara yerleşmişiz. Bunun sebebi de balıkçılıktır. Çünkü deniz yaşamı a. bereketli ve b. sizi yemeye çalışmıyordu. Genel Genelde avcı toplayıcıların kötü, vahşi ve kısa hayatlar sürdüğü düşünülür ama aksine fosiller iyi yaşadıklarına dair kanıtlar sunuyor. Kemik ve dişleri çiftçilerinkine nispetle daha sağlıklı. Üstelik günümüze ulaşan avcı toplayıcı toplumları inceleyen antropologların belirttiği üzere bu insanların çalışma harcadığı süre bizimkinden daha kısa. Sanata, müziğe ve öykücülüğe bizden daha fazla vakit ayırıyorlar. Antropoloji klasiği olan liseye bakılırsa aşna fişneye de da daha fazla vakit ayırıyorlar. Ne olmuş aşna fişne dedim işte ne var? İlginçtir görünüşe bakılırsa tarım toplumlarda bağımsız olarak aygınlaşmış ve bu süreç bin yıl kadar sürmüş. Başta Afrika'dan Çin'e, Amerika'ya kadar birçok yerde o bölgede doğal olarak yetişen mahsuller kullanılmış. Güneydoğu Asya'da pirinç, Meksika'da mısır, Antlar'da patates, bereketli ilalde buğday, Batı Afrika'da yer elması yetiştirilmiş. Dünyanın dört bir köşesinde toplumlar avcı toplayıcılığı bırakıp tarıma geçmiş. Onca toplum birbirinden bağımsız olarak aynı kararı verdiğine göre demek ki iyi bir karar. Müziğe ve aşna fişliğe daha az vakit bıraksa bile değil mi? Teşekkürler düşünce balonu. Şimdi bu soruyu cevaplamak için öncelikle tarımın avantajlarına ve dezavantajlarına bakalım. Avantaj kontrol edilebilir gıda kaynağı olması. Kuraklık da olsa sel de bassa eğer mahsul yetiştiriyorsanız ve onları dayanıklı olacak şekilde geliştiriyorsanız aç kalmama şansınız yüksek. Dezavantaj artan nüfusu doyurabilmek için gezegenin doğasında kökten değişiklikler yapmanız gerekiyor. Avantaj özellikle tahıl yetiştiriyorsanız bir gıda fazlası yaratabilirsiniz. Bu da şehirlerin kurulmasını ve iş gücünün özelleşmesini mümkün kılar. Mesela tarımdan önce herkesin mesleği avcı toplayıcılıktı. Yani bin kalorilik gıda üretmek için bin kalorilik iş yapmaları gerekiyordu. Dolayısıyla yüksek yüksek nüfuslu merkezler kurmaları söz konusu değildi. Oysa yarattığı gıda fazlası sayesinde tarım, gıda üretimiyle doğrudan ilgisi olmayan insanların da doyabilmesini sağlıyor. Örneğin zanaatkarlar hayatlarını daha iyi tarım aletleri üretmeye adayabiliyorlar. Bu da gıda üretimini kolaylaştırıp daha verimli hale getiriyor. Sonuçta bir firmanın bu 8-9 liralık çift köfteli çizburgerden kar elde etmesi bile mümkün oluyor. Üstelik nefis de yapmışlar hani. Desem yalan olur. Çünkü berbat buz gibi. Keşke hiç Bir vaat edilen çizburgere bakın bir de elimdekine. Yani şuna bir bakın alakası bile yok. Kimilerine göre şehirleri besleyen büyük ve karmaşık tarım toplumları ve bu toplumların ürettiği ucuz ekmek arası köfteler gezegenimiz için illa faydalı olacak diye bir şey yok. Hatta insanlar için bile faydalı olmayabilir ama karşınızda bir sıfır ve birler serisi olarak bulunurken böyle bir yargıya varmak zor. Avantajı dünyanın her yerinde tarım yapılabilir. Gerçi bazen çevrede sulama, sel kontrolü gibi kapsamlı değişiklikler yapmak gerekebilir ama bu sonucu değiştirmez. Dezavantajı çiftçilik zordur. Bazı insanları diğerleri üzerinde sahiplik hakkı iddia etmeye itecek kadar zordur. Bu bazı insanlar kendi tarlalarını başka insanlara sürdürür ki bu genellikle tarım toplumlarıyla ilişkilendirilen ve hiç de ideal olmayan bir toplumsal düzen anlamına gelir. E o zaman tarım nasıl olur? Bir dakika durun. Çoban toplumlarından hiç bahsetmedik. Çoban hani şu ikinci plana atılanlar. Kır toplumu gerek avcı toplayıcı topluma gerekse tarım toplumuna gerçekten de iyi ve ilginç bir alternatif teşkil ediyor. Birkaç hayvanı evcilleştiriyorsunuz, sonra birlikte düşüyorsunuz yollara. Kır toplumunun avantajları çok açık. Öncelikle sizi bir kovboy haline getiriyor. Ayrıca hayvanların etinden, sütünden faydalandığınız yetmiyormuş gibi üstüne barınağınızı da o hayvanlardan sağlıyorsunuz. Çünkü aynı zamanda yün ve derilerinden de yararlanabiliyorsunuz. Yalnız sürekli oradan oraya göç etmeniz gerekiyor. Çünkü sürünün ot ihtiyacı hiç bitmek bilmiyor. Bu da şehirler kurmanızı zorlaştırıyor. Tabii eğer Moğollar değilseniz. Bu arada bunu sık sık duyacaksınız. Tabii eğer Moğollar değilseniz. Her neyse kır toplumunun dünyanın sadece belli bölgelerinde tutmasının en önemli nedenlerinden biri evcilleştirmeye müsait hayvanların o kadar da çok olmaması. Yani şu hayvanlara bakın koyun, keçi, sığır, domuz, at, deve, eşek, rengeyi, su bufalosu, yak tüm bu hayvanların ortak özelliği nedir biliyor musunuz? Amerikan kıtasının yerlisi olmamaları. Amerikanın yerlisi olup da ucundan kıyısından faydalı tek hayvan lamadır. O lama değil tüküreni diyorum. Ha işte bu lama. Bazı hayvanlar evcilleştirilemiyor, olmayınca olmuyor. Mesela su aygırları gayet büyük hayvanlardır. Bol bol et demek de işte insan yemek gibi bir var. Zebra desen geçimsiz, ayı desen yabani kalplerini kırmaya gelmez. Fil desen şahane hayvan ama üremesi çok uzun sürüyor. Fil dedim de aklıma açık mektup köşesi geldi. İşte budur. Şimdi bakalım gizli bölmede bugün bizi ne bekliyor? Aa çift köfteli bir çizburger daha. Sağ ol be gizli bölme. Yok sadece şaka yapıyorum. Fillere açık mektup. Merhaba fil. Çok sevimli ve zekisin. Harikasın. Yalnız Hamileliğin neden 22 hikaye sürüyor? 22 ay da nedir? Üstelik doğru doğru tek bir bebek doğuruyorsun. İnekler gibi olsaydın ya hepimizi çoktan ele geçirirdin. Bilmem bilir misin? Evrimsel avantajların en büyüğü insanoğluna faydalı olmaktır. Al. Bu inek nüfusunun grafiği, bu da fil nüfusunun grafiği. Ey fil, eğer inekler gibi yapıp kendini insan hayatına sokmayı başarabilseydin, gücünü ve zekanı kullanarak gizli bir fil topluluğu oluşturabilir, biz insanlara karşı komplolar kurabilirdin. Sonra da ayaklanır ve bizi yok ederdin. Muhteşem bir fil dünyası kurar, fil arabaları üretir, fil uçakları uçururdun. Süper de olurdu hani. Ama yok illa 22 ay hamile dolaşıp sonunda sadece tek bir bebek doğuracaksın. Çok gıcık oldum bu işe. Şimdi tarım devrimine ve nedenlerine dönelim. Tarihçiler kesin olarak bilmiyor çünkü yazılı kaynakları yok. Ama tarihçi dediğin tahmin yürütmeye bayılır. Nüfus baskısı tarımı zorunlu kılmış olabilir veya bolluk sayesinde insanlar evcilleştirme deneyleri yapmaya vakit bulmuş olabilir veya ekim bir verimlilik ayini olarak ortaya çıkmış olabilir veya daha fazla alkol üretmek için daha fazla tohumu evcilleştirmek gerekmiş olabilir. 19. yüzyıl bilim insanlarının çoğu gibi Charles Darwin de tarımın kazara ortaya çıktığına inanıyordu. Darwin şöyle diyordu, alışılmadık derecede iyi, yerli ve yabani bir bitki, yaşlı, bilge bir vahşinin dikkatini çekebilir. Biliyorum konu dışı ama ilerleyen haftalarda göreceksiniz vahşi sözcüğü genellikle benim benim dışımdakiler demektir. Belki en iyi teori şu. Tarım devrimi diye bir şey yok. Tarım daha fazla yemek yeme isteğinden doğdu ki evrimsel bir istektir bu. Mesela ilk avcı toplayıcılar biliyordu ki tohumlar ekilince filiz verir. Ve gıda sağlayan bir şey bulduğunuzda daha fazlasını istersiniz. Tabi eğer o şey bu değilse. Hatta bu keşke azalsa. Galiba tüküreceğim. Bah böyle daha iyi. İlk çiftçiler buğdayın en başarılı türlerini buldu, ekti ve bu türler üzerinde deneyler yaptı. Tarımda devrim yapmak için değil. Çünkü dediler ki daha fazla gıdamız olsa süper olmaz mıydı? Mesela 13 bin yıldan uzun bir süre önce Yunanistan'ın güneyinde yaşayan insanların salyangoz evcilleştirdiğine dair kanıtlar var. Frank Tim arasında salyangoz kabuklarından oluşan dev bir yığın bulunuyor. Bu kabukların çoğu günümüzde yaşayan salyangozlardan daha büyük. Bu da o salyangozları yiyen insanların onları özel olarak yetiştirdiği fikrini akıllara getiriyor. Salyangoz bir evcil besin kaynağı olarak bir seçim çünkü A şaşırtıcı derecede besleyici, B kendinden bavullu olduklarından taşınmaları kolay ve C salyangozu hapsetmek için yaşadığı yerin etrafına bir hendek kazmanız yeterli. Bu devrim falan değil. İnsanlar kalori kaynaklarını arttırmak istemiş o kadar. Ama her yenilik başka bir yenilik daha doğurmuş ve çok geçmeden işte bu manzara oluşmuş. Çoğu tarihçi şunu ileri sürer. Eğer tarım olmasaydı karmaşık medeniyetlerin getirdiği kötülükler de olmazdı. Mesela ataerkillik, eşitsizlik, savaş ve ne yazık ki açlık. Hele işin doğa boyutuna bakınca tarım aslında çok büyük zarara yol açtı. Tarım olmasaydı insanlar çevreye bu denli müdahale etmeyecekti. Örneğin barajlar yapmayacak, ormanları kesmeyecek ve gübre üretmek için petrol kuyuları kazmayacaktı. Çoğu toplum tarım yapma kararını birbirinden bağımsız olarak verdi. Peki bu kararı doğru olduğu anlamına gelir mi? Belki evet belki hayır ama ne olursa olsun karar verilmiş geri alamayız. Tarih biliminin çok önemli olduğunu düşünmemin nedenlerinden biri de bu. Tarih bize şunu hatırlatıyor devrimler birer olay değil süreçtir. Bugün yaşadığımız dünyayı insanların on binlerce yıl boyunca verdiği kararlar biçimlendirdi ve bu kararların geri dönüşü yok. Bugün de biz küçük ve geri dönülmez kararlar alıyoruz ve geleceğin insanları bu kararları devrim olarak nitelendirecek. Haftaya Indus Nehri'nde bir yolculuğa çıkacağız. Ah küremiz çok narin tıpkı gerçeği gibi. Haftaya Indus Nehri'nde nehir vadisine gideceğiz görüşmek üzere